işlemlerimizi yaparken eğer kesirlerle karşılaşıyorsak, şöyle ondalıklı kesirlerle, şunu yapmalıyız. Virgülden sonraki terim sayılarını eşitlersek, virgülleri olduğu gibi kaldırabiliriz. Birinci kesir için virgülden sonra 3 terim var, ikincisinde 2 tane terim var. Eşitlemek için buraya 0 yazıyorum. Buradaki kesirde 2 terim var, burada 1 tane var. Eşitlemek için 0 yazıyorum. Burada 1 tane terim var, aşağıda hiç terim yok. O yüzden virgül koyup bir de yanına 0 ekliyorum ki virgülden sonraki terim sayıları eşit olsun. Eşittir diyorum. Virgülleri aynı anda kaldırırız. Yukarıdaki x sayısı, aşağıdaki x0 iki basamaklı sayısı tabii. Bu birler basamağı 0, onlar basamağı x olan iki basamaklı bir sayı. Yani 20 gibi, 30 gibi bir sayı. Artı şuradaki yine x bölü x0 sayısı. Buradaki de yine x bölü x0 sayısı. Bu iki basamak sayı. Şunu şöyle düşünürüz. X aşağıdakini çözümlersek aslında 10x'tir. Yani şöyle 20 sayısını 2 çarpı 10 gibi düşünebiliriz. Bunun gibi ya da 70 sayısını 7 çarpı 10 gibi düşünebiliriz. Diğerleri de aynı şekilde. X bölü 10x. Diğeri de yine x bölü 10x. Şunu kaldırıyorum. Buradan x'leri çizeriz. Şunları atarız. 1 bölü 10. Bundan 3 tane olduğu için 3 tane olduğu için 3 bölü 10. Tabii ondalıklı istiyorum. Hayır. Kesir olarak istiyor. 3 bölü 10. Ondalıklı isteseydi 0,3 derdi.